Selamlar çok sevgili YouTube, kaldığımız yerden Doki Doki Edebiyat klibisine devam ediyoruz efendim. Gördüğünüz gibi aşağıda Twitch chatiniz size bo selamları var. Pıs pıs sesinden aşırı gerilmiştim. Gittim bir kendime soda aldım. Bir kolonya sıktım, şu an iyiyim. Hepimize iyi seyirler diliyorum. Bu arada tekrardan uyarısında bulunayım efendim. Eğer ki epilepsi hastasıysanız ya da herhangi bir şekilde işte... depresyon, intihara meyil gibi falan huylarınız varsa lütfen bu seriyi şu anda burada kapatın. Başka yani oynadığımız milyonlarca oyun var. Gidip onları izleyebilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum şimdiden. Hasta falan hissediyorsan dinlenebilirsin istersen. Nefes alışverişim biraz... Nefes alışverişim mi? Yürü, kalp atışını hissetmeye çalışıyor musun? Çalışına ellerini göğsünün üstüne koyuyor. Lafı fark etmemişim bile. Ya niye böyle bakıyor bu kız aniden? Her neyse, bir şeyim yok. Sadece biraz suya ihtiyacım var. Tamamdır, kendini zorlama. Yürü, ayağa kalkıyor ve hızlı bir şekilde sınıftan çıkıyor. Neydi şimdi bu? Mürsel yok. Bir şey mi oldu? Ha? Hiçbir fikrim yok. Yürü biraz garip davranıyordu sanırım. Demek hiçbir şey bilmiyorsun. Özür dilerim, biliyorum diyemem. Yürü için endişeleniyor musun? Aa, hayır, pek değil. Sadece senin ona bir şey yapmadığından emin olmak istedim. Ne yapacağım ya ben ona? Allah Allah. Hiçbir şey yapmadım. Merak etme, sana inanıyorum şapşal. Yürü bazen bunu yapıyor. O yüzden telaşlanacak bir şey değil. Peki sen öyle diyorsan... Her neyse, neden ikimiz şiirlerimizi birbirimize göstererek başlamıyoruz? Ha? Yürü için beklememiz gerekmez mi? Şey, Yürü'nün gelmesi biraz vakit alabilir. O yüzden o gelmeden başlayabiliriz diye düşündüm. Yok dosya, yok, gelmedi hala dosya mosya bir şey. Gelmedi. İyi. Ama yok ki dosyalarda bir şey. Ama yok. Ama yok. Beni duyabiliyor musun? Beni oku. Copyright. Log, telif hakkı, traceback. Hala bunlar var. Yok ki. Yok. Hayır, sadece merak etmiştim. Ayağa kalkıyorum. Kitabın neresinde kaldığımı aklım ona dedim. Kitabı çantama geri koyuyorum. Yuri neden yok? Önce Natsuki'yi okuyalım. Dün Natsuki'ye şiirleriyle ilgilenmediğimi söylemiştim. Herhalde ilk ona göstermem adil olacaktır. Ay! Allah kahretsin inşallah seni. Öldüm lan, ben de öldüm. Ne? Ağır oldu bu. Ne? Buna gerçekten emek sarf ettiğini düşüneceğimi mi zannettin? Beni aptal mı sandın? Ben yazar değilim. Çok iyi olmayabilir ama evet, buna emek sarf ettim. Hepimizin bir yerden başlaması gerekiyor değil mi ama? İlk yazdığın şiirden gurur duyuyorsan görelim madem nasıl olduğunu. Düşüncesi çok mu can sıkıcı? Peki. Affedersin. Zamanla daha iyi hale gelirsin zaten. Hangi konuda kendini geliştirmen gerektiğini söylerdim ama tekrar denesen daha iyi edersin. Makul. Herkesin zevki kendine diyelim. Neyse, sanırım şimdi sana benim şiirimi göstermem gerek. Seni az biraz tanıdıysam şiirimin saçma olacağını düşüneceksin. Şiirini biliyoruz. 3A sınıfından Natsuki şiiri.
Bir daha garip hareketler yaparsa vallahi olay çıkartırım ha. Uykular aram oldu bu gece. İşte. Şiirin hoşuna gitmeyeceğini söyledim sana. Beğendim. Ne? Yalan söyleme. Söylemiyorum. Neden bu kadar hoşlanmayacağım? Tam beğendiğimizi söylüyoruz Natsuki'ye. Natsuki de işte aslında normalde benim hiç beğenmememe ama beğendiğimizi söylüyoruz nedense. Diğer tekst neden hala gelmedi? Belki bu kısım geçince geliyordur. Okay. Natsuki'ye yürüsek ne olur acaba? Son yorumla onun istediğini vermeye karar verdim. Kimin kaç yaşında olduğu pek umurumda değil ama eğer Natsuki kendisine gurur duyuyorsa bu hissi ondan alacak değildim. Monika'ya gösteriyoruz şimdi şiirimizi. Merhaba Mürsel Yung. İyi vakit geçiriyor musun? Aa evet. Güzel, bunu duyduğuma sevindim. Bu arada buraya yeni geldiğinden, eğer kulüp için yeni etkinlik gibi ya da yapabileceğimiz daha iyi şeyler konusunda önerilerin varsa seni istediğin zaman dinlerim. Konuşmaktan çekinme, olur mu? Peki, bunu aklımda tutarım. Elbette konuşmaktan çekinirim. Neyse. Benimle şiirini paylaşmak ister misin? Biraz utanıyorum ama sanırım yapmam gerekiyor. Merak etmesene Mürsel Yung. Bugün hepimiz biraz utangacız, fark etmedin mi? Ama yakında aşmayı öğreneceğimiz bir engel bu da. Konuşamıyorum bile. Aynen haklısın. Monika'ya şiirimi uzatıyorum. Harika bir iş çıkarmışsın Mürsel Yung. Okurken içten içe vay canına diyordum. Gerçekten metaforik bir şiir. Neden bilmiyorum ama bu kadar derin bir konu işleyeceğin aklıma gelmezdi. Sanırım seni hafife almışım. Herkesin beklentilerini düşük tutmak benim işime geliyor. Okey. Okey. Evet, biliyorum. Bizim derdimiz hala Yuri. Bak gene alttan alta beni işliyor. Öyle şımartılmaya alışkın değil mi? Sen nereden biliyorsun öyle olmadığını? Allah Allah. Salak salak konuşuyor beni sinir etmeye. Birden kapı çalıyor. Yuri? Geldim. Bir şey kaçırdın mı? Pek sayılmaz. Şey, birbirimize şiirlerimizi paylaşmaya başladık. Hı? Şimdiden mi? Esnafcığım hoş geldin. Geç kaldığım için özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Hala çok zamanımız var. O yüzden acele etmeyip ihtiyaçlarını giderebilmene daha çok seviniyorum. Pekala. Sağ ol Monika. Gidip şiirimi alsam iyi olur herhalde. Okumak isterim, olur. Peki. Okey. Şu an daha bir detaylı okuyasım geldi nedense bunları, bir saniye. Ama o bana bakmıyordu. Şaşkın bir halde aceleyle etrafıma bakınıyorum. Ancak yanmış gözlerim artık hiçbir rengi seçemiyor. Bu odanın içinde başkaları var mı? Konuşuyorlar mı? Yoksa hepsi sadece düz kağıt sayfalar üstünde birer şiir mi? Kulaklarıma oyunlar oynayan telaşlı yazma sesi mi? O da kırışmaya başlıyor. Üstüme geliyor. Soluduğum hava ciğerlerime ulaşmadan kaybolup gidiyor. Panik oluyorum. Bir çıkış yolu olmalı. İşte o. Oracıkta.
Korkularımı yutarak kalemimi elime alıyorum. Böyle bir şiir yazmamıştı. Asla böyle değildi şiiri. Asla böyle değildi şiiri. Böyle miydi? Değildi, değil mi? Evet. Ya beni şu anda gelen şeylerden bir tanesini biliyor musunuz? O bana bakmıyordu diyor ya. Allah. Allah. Bu şiiri yazmak için nereden ilham aldın? Ya bunu söyleyebileceğimden pek emin değilim. Sanırım yakın geçmişte bir tür aydınlanma yaşadığım söylenebilir. Şiirlerimi bir miktar etkiledi. Aydınlanma mı? Aynen onun gibi bir şey. Öyle derin konuları konuşmaktan biraz çekiniyorum çünkü ağır olabiliyor. Bunu belki birbirimize daha samimi olduktan sonra konuşabiliriz. Neyse. İşte Monika'nın bugünkü yazım tüyosu. Kimi zaman şiir veya hikaye yazarken beynin bir noktaya fazla takılır. Eğer mükemmel olması için çabalayıp duyarsan bir yere varamazsın. Kağıda bir şeyler yazmaya gayret edip daha sonra derli toplu hale getir. Bunu bir başka şekilde düşünmek gerekirse, eğer tükenmez kalemini kağıdın üstüne tek bir noktadan tutarsan kocaman ve simsiyah bir mürekkep ikintisi oluşur. O yüzden elini de kendine de akışa bırak. Bugünkü tavsiyem bu kadar. Dinlediğin için teşekkürler. Hala gelmedi mi ya? Ben o teksti çok merak ediyorum. Kardeşim, niye gelmedi hala o tekst? Monika burada, Yuri burada. Hala gelmedi! Fevkalade. Normalde gelmesi lazım ama farklı zamanlarda geliyordur belki ayında. Olabilir. Çünkü gelmemiş yani. Berna 14 yeni çıtırık pıtırık gobi tekmeğimiz oluyor. Hoş geldin. Sefalar getirdim Berna. Ha? Ne dedin az önce? Bunu sesli mi söyledim? Yürü önce elleri ağzını kapatıyor ama sonra bütün elleri gizliyor. Benden nefret etmeye başlayacak şimdi. Ha? Yürü, gerçekten yanlış bir şey yapmadın. Ha? Ama sanırım haklısın. Ne diye bu kadar endişeleniyorum ki? Yürü derin bir nefes alıyor. Yazma konusunda ne kadar tecrübelisin? Betimleme ve mecaz kullanımının daha önce de şiir yazdığını ima ediyor. Gerçekten mi? Vay canına, senden bunu duymak büyük iltifat. Bunu aslında ilk yapışım, gerçekten bak. Ha? Günü bana anlamamış gözlerle bakıp tekrar şiirime göz atıyor. Yani biliyorum. Sadece demek istedim ki... Yürü bahane bulamayınca sessizleşiyor. Sanki de ayrıntılı parçalara ayırıyormuş gibi parmaklarını şiirin kelimelerinin üstünde gezdiriyor. Evet, tamam. Bu sebepten dolayı anladım. Yeni yazmaya başlayan kişilerin kullandığı belirli yazma şekilleri oluyor sadece. Kendim de o süreçten geçmiş biri olarak onu öğrendim gibi. Yeni yazarlarda en çok fark edilen şeyin tarzlarını çok belirgin yapmaya çalışmaları olduğunu düşünüyorum. Tamam, okey. Hiç tökezlemeden bizimle konuşuyor. Okey. Alışması zaman olabilir ama hem tam gene farklı bir şey denmiyor. Peşini bükümlü mü? Nasıl yani?
Yani boş ver. İnsanlar hakkında öyle konuşmamalıyım. Özür dilerim. Önemli değil. Yürü, bana mı kendisine mi yoksa Natsuki'ye mi özür diliyor emin değilim. Şimdi senin şiirin okumamda sakınca var mı? Yok tabii, lütfen. Şiir yazma sırasındaki düşünce sürecimi anlatmayı çok isterim. Yürü sersem gülümsüyor. Bu durum sanki onun için nadir bir fırsatmış gibi. Zamana yenik düşmemiş olan, henüz yerini geleceğin iç bulandırıcı mavi yeşil tonuna bırakmamış olan son sokak lambası. Yıkanıyorum sakince, şimdiden havasını soluyarak ama geçmişte yaşayarak. Işık yanıp sönüyor, ben de yanıp sönüyorum. Ya başlığı aynı şiirin. Ya bana mı farklı gibi geliyor şiirler? Geriliyorum. Sadece chat'e bakıyorum, yayınla alakam yok. Şu an ben de öyle olmayı çok isterdim. Güzel. Aslında hikayenin hayaletle alakası bile yok Mürsel Yum. Gerçekten mi? Ana temayı gözden kaçırmış olmalıyım. Sanırım sadece biraz göz gezdirdin. Ama unutmamalısın ki şairler eserlerine genelde kendi düşüncelerini, duygularını ve tecrübelerini eklerler. Genelde basit bir hikaye anlatmak veya bir resim çizmekten fazlasını yaparlar. Bu durumda şiirin konusunun hayalet sembolü altında gizlendiği söylenebilir. Rahat olabildiği son yerde dolanıp duran, geçmiş arkasında bırakamayan, yakında hiçbir şey kalmayacak olan bir kız. Ölecek mi? Ölecek mi ki bu? Şimdi de bu mu ölecek? İçim sıkıştı. İçim sıkıştı be! Geber ayol! Ben uzakta durmaya devam edeyim. Şöyle oturmaya devam edeyim ben. Böyle iyiyiz. Ama nihayetinde eğlendim. Okey. Sesi duyuyor musunuz? Müziği? Bir şey diyeceğim. Bu ne? Bu ne? O ne orada? Niye öyle bir şey var orada?
Tam tatlı diye kavga çıkıyor. Allah Allah. Allah Allah. Onu niye oraya asarsın ki yani? Öf. Tamam, şimdi burada bir seçim yapmamız gerekecek. Müzik gitti. Şu an çok gerginim, müzik gitti. Abi! Çoğu insan ortaokuldan mezun olur ki sen sorunlarını atlatmayı öğrenir. Bir şeyi kanıtlamak istiyorsan şu gıcık tavrınla insanları sinir etmeyi kes. Çöp kişiliğini şirin bir şekilde giyinerek ve davranarak dengeleyebileceğini mi sanıyorsun? Hakkındaki tek şirin şey bu konuda ne kadar çabaladın. Of, dikkatli ol be Yuri, o keskin sözlerinle kendini kesebilirsin. Ay çok özür dilerim, zaten kendini kesiyorsun değil mi? Ne? Ben kendimi kes, beni kendimi kesmekle mi suçladın sen? Ne zorun var lan senin sikik? Evet, devam et. Mürsel Yük gerçekten neler düşündüğünü duysun. Eminim bundan sonra sana abayı yakacaktır. Ha! Yürü, aniden bana doğru dönüyor. Sanki burada olduğumu yeni fark etmiş gibi. Mürsel Yük. O sadece beni kötü göstermeye çalışıyor. Bu doğru değil. O başlattı. Anne! Ne oluyor abi? Neyi seçiyoruz, ne olur birisi söylesin. Hemen klip alıp neyi seçeceğimizi söyleyin bana. Neler dediler birbirlerine, gördünüz mü? Geçmişe giremiyorum, aşağısı komple gitti. Ben de şoktayım şu anda. Ben Yuri'yi seçiyorum. Merhaba Monika. Nasılsın?
İyisin inşallah. İyisin inşallah. Yazın keyifler yerinde mi? Ne oldu Monika? Hey Mürsel yok. Biraz dışarı çıkalım mı? Olur mu? Ekranı kapadım korkudan. Bunun için üzgünüm. Seni bu işe karıştırmamalılardı cidden. Buna karışmamak muhtemelen ikimiz için de en iyisi. Kavgaları bitince içeri gireriz. Bir de başkan olacağım. Kulüp üyelerime doğru düzgün söz geçiremiyorum bile. Keşke ara sıra biraz daha kendime güvenebilsem. Ama başkalarını ezmek hiç bana göre olmadı. Beni anlıyorsun, değil mi? Her neyse. Ben hepinizden korkuyorum gerçekten. Yani artık hiç üçünüzün ne ciciymiş, ne güzel gözleriymiş, ne bilmem nesiymiş. Gerçekten beni hiç etkilemiyorsunuz. Ben hepinizden çok korkuyorum. Ben seve seve seninle zaman geçiririm. Natsuki aniden sınıftan çıkıyor. Ağlıyor. Çabucak kaçıyor. Of of. Galiba bitirdiler. Böyle olsun istemedim. Böyle olsun istemedim. Böyle olsun istemedim. Yuri sırasına oturmuş ellerini alnında ileri geri sallanıyor. Yuri. Böyle olsun istemedim. Sana inanıyorum. Yuri'nin Natsuki'ye ne demiş olabileceğini bilmiyorum. Veya ne yapmış olabileceğini. Mürsel yok. La Pano nerede? Arkada az önce Pano vardı. Arkada az önce Pano'da Sayori'nin kendini asmış hali vardı. Lütfen benden nefret etme. Lütfen. Ben böyle biri değilim. Bugün bende yanlış giden bir şeyler vardı. Sorun değil Yuri. Böyle olmasını istemediğini biliyoruz. Ayrıca Natsuki'nin yarına kadar her şeyi unutacağına eminim. Tamamen. Her neyse toplantı sona erdi. İsterseniz evlerinize gidebilirsiniz. Yuri bir şey söylemek istermişçesine bana bakıyor. Ama ara ara gözü Monika'ya kayıyor. Sen önden gidebilirsin Monika. Ben biraz daha kalmak istiyorum. Monika'dan bir kıllanma gelmeye başladı bende. Romantik Archer hoş geldin. Ben başkanım, o yüzden en son çıkan ben olmalıyım. İşim bitene kadar beklerim. Ben ne başkan yardımcısıyım. Lütfen bugünlük o sorumluluğu almama izin ver. Neden sen onda olmamı istemiyor gibisin Yuri? Ondan değil. Ondan değil. Sadece Mürsel Yunk'la kitabımı konuşma fırsatı bulamadım. Sen bizi dinlerken utanç verici olur. Of. Başka çarem yok ha. Başına bela açtığım için özür dilerim. What the fuck? Ne oluyor ya? Ne oluyor abi? Ne oluyor? Şu an ne oluyor? Ne oluyor yani? Delirelim billa burada. Ana, oyun benimle dalga geçiyor ha. Ayrıca bu dosyada gelmedi. Ben bunu bir daha açacağım o yüzden. Bu ne arkadaş ya? Ben oyun oynamıyorum ki, oyun benimle oyun oynuyor. Allah Allah.
Contents'lere falan mı girmek lazım ki acaba? Neler neler var? Şu an bütün dosyalarına bakmak istiyorum. Game diye bir dosya var. Lib diye bir dosya var. Çok ilginç değil mi yani? Şu an dosyalara bakıyorum hepsine. Allah Allah. Neyse. Of. Şimdi yine Yuri'nin beğeneceği bir şiir yazacağım. Aa! Ne alaka sen? Bu ne abi şimdi mesela? Bu ne şimdi? Hareket ediyor değil mi? Ben halüsinasyon görmüyorum. Arada şu an hareket ediyor değil mi? Sizde de ediyor yani. Sadece bende etmiyor. O sesi bir daha yap da bak nasıl yuvanı yapıyorum. Ya güzel kardeşim şu sesi keser misiniz ya? İstemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Hayır abi. Hayır abi yok. Yok. O ses bir daha olursa ne olacak şimdi? Ben ne yapacağım şimdi mesela? Hı? Yapma güzel kardeşim. Allah aşkına o sesi bir daha yapma. Ne olur ya? Güzel şey bu ekran bozuldu. Oyunu bozdum. Ben şu an gülmezsem kafayı yerim. O yüzden gülmem gerekiyor. Kusura bakmazsınız umarım. Sokarım ha yapacağınız işe. Allah Allah. Bir şey ya. Allah'ım tövbeler olsun Allah'ım. Soda açalım. Yüreğimizin arkasına odaya göz gezdiriyor.
Natsuki gibi sıraya oturmuş manga okuyor. Ve şaşırtıcı bir şekilde Monika henüz gelmemiş. Aniden Yuri kolumu tutup beni odanın bir köşesine götürüyor. Dur bakalım, yeni sahneler geldi. Abi monitöre yumruk at, bitirelim şu oyunu. Dün hakkında ben gerçekten özür dilemeliyim. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Bir şekilde kendimi kaybettim sanırım. Aklım başımda değildi. Lütfen normalde böyle olduğumuzu düşünme. Sadece ben değil, Natsuki de. Yuri, düşünceli davranıp özür dilemene sevindim. Çok kafana takma. Sadece birkaç gündür burada olsan da dün farklı bir şey olduğunu fark ettim. Belki de ilk defa şeylerimizi paylaştığımız için biraz fazla hassastık. Ama her ne olduysa sizin hakkınızda kötü düşünmeme sebep olmadı. Senin kötü biri olmadığına kanaat getirdim bile. Şimdi özür dilediğine göre olayların böyle gelişmesini istememiş olmalısın. Aha. Mürsel Jung. Böyle nazik şeyleri açık açık söyleme. Beni biraz fazla mutlu ediyorlar. Bu kadar anlayışlı biri olduğun için gerçekten çok mutluyum. Ve bu kulübe katılmana çok sevindim. Sen varken her şey biraz daha parlak ve... Özür dilerim, ne diyorum ben? Ben sadece... Hey, Monika'yı gördünüz mü? Hayır, görmedim. Ben de merak ediyorum onun nerede olduğunu. Of. Yuri, sen de görmedin onu sanırım. Yuri Natsuki'nin onunla bu kadar sakince konuşması üzerine bariz bir şekilde şaşırıyor. Hayır, görmedim. Hiç geç kalmazdı. Aptalca olduğunu biliyorum ama endişelenmemek elimde değil. Lan Monika mı intihar etti bu sefer de? Neden bana öyle bakıyorsun? Natsuki dün için... Hiçbir şey yapamıyorum, hiçbir şey. Kaç kez oynarsan oyna, her şey yine aynı. Şu an kendimi öldürmek gerçekten ama gerçekten çok kolay olurdu. Ama o durumda seninle bir daha konuşamam. Tek istediğim onlardan nefret etmen. Bu neden bu kadar zor? Ya ne diyorsun? Bana mı diyor ya? Ne diyor bu bana? Kim lan bu? Ana! Kimden nefret edeceğiz ya? Ne diyor? Yemin ederim ki söylediklerimde ciddi değildim. Bugünden itibaren kendimi kontrol altında tutmak için elimden geleni yapacağım. O yüzden... Yürü, neden bahsediyorsun be? Ne? Dün bir şey mi yaptın ki? Ha? Of. Aklından ne geçtiğini bilmiyorum ama bir önemi yok. Lan dün neler oldu birbirinize? Sikik dediniz, sokuk dediniz bir şey. Özür diliyorum çok sevgili YouTube ve Twitch ama birbirlerine demedikleri bok kalmadı yani dün. Kötü herhangi bir şey hatırlamıyorum bile. Küçük şeyler hakkında fazla endişelenen birisin değil mi? Ama... Özünü kabul edeceğim zaten eğer kendini daha iyi hissedeceksen. Ayrıca bunu duymak biraz güzel bir şey. Hep gizlice benden nefret ettiğinden falan korkuyordum. Hayır, hiç de bile. Senden nefret etmiyorum. biraz tuhafsın ama ben de senden nefret etmiyorum. Natsuki bana dönüyor. Sen hala gözetim aşamasındasın ama. Hey, aniden kapı açılıyor. Üzgünüm, feci üzgünüm. Ha, sonunda gelebildin. Allah. Hmm.
geç kalmak istememiştim. Umarım endişelenmemişsinizdir. Yok ya. Gerçi Natsuki endişeliydi. Değildim. Neden bu kadar geciktin ki? Son dersime tuttu de. Bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. Piyano dersine gitmiyor muydu bu? Ha? Bak gördüm chatten de yazan. Bu piyano dersine gitmiyor muydu? Ne etütü lan? Bu hiç mantıklı değil ama. En azından zili duymuş olman gerekirdi. Ha tamam. Duymamış olmalıyım. Piyano çalıyordum. Piyano mu? Müzikle uğraştığını bilmiyordum Monika. Tamam piyanoyu söyledi. Etüt demiş okey tamam. Tamam boş yere sinirlendik. Boş yere gene bir detay yakaladık sandık. Beni gözünde büyütme. Bir süredir çalışıyorum ama henüz pek de iyi değilim. Yine de bu çok azim gerektiren bir şey olmalı. Etkilendim. Ay sağ ol ya Yuri. Bir ara bizim için bir şarkı çalmalısın. Monika bana bakıyor. Melo Yagami 6. ayında iyi geceler Queen'im, iyi yayınlar diliyorum. 6 ay kutlu olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol 6 aylık desteğin için. Hoş geldin tekrardan. Niye bana bakarak söylüyor ki bunu? Buraları hatırlıyoruz zaten. Bak o zamanlar hiç dikkatimi çekmemişti bu söyledikleri. Monika bana aşık. Hepsi bana aşık. Bir şey kaçırmadım değil mi? Pek sayılmaz. Üçümüzün konuştuğu şeylerden bahsetmemeyi seçtim. Hem Natsuki çoktan dolaba kaçmıştı bile. Dolaba mı? Müsaeyung, övgülerin moralimi yerine getirdiğine göre bugün birlikte vakit geçirmek ister misin diye merak ediyordum. Yani kulüpte. Evet kesinlikle. Zaten bunu planlamıştım. Tamam. Şimdi başlayabilir miyiz? Oturacak bir yer bula... Biraz fazla zorlayıcı davranıyorum değil mi? Özür dilerim. Kalbim nedense küt küt atmayı kesmiyor. Oha bayağı... Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Açık konuşmaya başladı. Ben öncekinde niye bunu bu kadar açık konuştuğunu hiç hatırlamıyorum. Tamam. Ama sakinleşmeye çalışmalıyım. Tamam kitap okumaya odaklanamam. Tamam aceleye gerek yok. Kitabı çıkarttı. Yere oturacağız şimdi değil mi? Aslında sana bir soru sormam gerekiyor. Önce biraz çay hazırlasam sorun mu? Yok olmaz. Tam çay hazırlamaya gidecek. Evet. Ve tabii bir de seni daha önce de söylemiş miydi? Ya bak gene geldi Sayori'nin resmi arkaya. Okey. Bir saniye. Ben de seninle geleyim mi dediğimde olur demişti eğer hatırlıyorsanız. Ha? Hatırladınız mı? Biz onunla gitmeye çalışmıştık. Hatta Monika gelmişti bize. Bizim yanımıza. Şu an gelme dedi bana. Direkt gelme dedi hem de. Bu arada kendisini kestiğini öğrendik. Haklı çıktım o kol indirme teorisinde.
Yuri yine seni bırakıp gitti mi? Hayır, bu sefer öyle değil. O sadece su sirayesini doldurmaya gitti çay yapmak için. Ah tamamdır. Yanlış anladığım için özür dilerim. 10 dakika geçiyor. Yuri pek uzun sürmez demişti. Onu ola koyan bir şey mi var? Yuri'ye bakmaya karar veriyoruz. Bakalım. Yuri'nin olmasının en mantıklı olduğu yer en yakındaki çeşme olmalı. Koridorda yürümeye başlarım. Ne oluyor ya? Bismillahirrahmanirrahim. Canı mı yanıyor acaba? Köşeye varıyorum ve oradan bakıyorum. Yuri? Dişim kamaştı. Benizin nikahı be. Bak orada ne muhabbet döndüğünü görmem lazım. Lan! Ya ben hatırlıyorum ama Mürsel aptalı. Mürsel aptalı. Şu kafan yerine geri gelebilir mi acaba? Tamam, okey. Buraları da biliyoruz. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Nürsel'in B12'si yok. Kendi kendine biraz mırıldanıyor mu? Keyfin yerinde sanırım, öyle mi? Duygularımı bilerek gösteriyordum. Ve sen de fark ettin. Biraz kendi kendime düşünüyordum da... Bundan sonra kendimi biraz daha fazla ifade etmeye çalışmaya karar verdim. Öyle geliniyor ki bu benim için çok da zor değilmiş. En azından senin yanındayken. Aa, yürü be harika. Kendini çok zorlama yeter. Aa! Mürsel Yung, sen hep benim için endişeleniyorsun. Gerçekten çok tatlısın. Yuri şaka yapmıyordu. Bu konuşmaya ayak uydurabilir miyim bilmiyorum bile. Yuri'nin ikimize de birer bardak çay dolduruşunu izliyorum. Mürsel Yung, senden bir başka isteğim daha var. Bugün yerde otursak sorun olur mu? Bir şey söyleyeceğim, benden bir kelime bile özür dilemediğini fark ettiniz mi? Bir kelime bile özür dilemedi benden. Çok güzel bir şekilde şu anda duygularını ifade ediyor. Olmaz. Tamam. Şimdi ağza çikolata tıkıştırma seans geliyor. Muhtemelen benim... benim... Neden bu kızın belinde problem var? Bu bel sıkıntısı da başka bir şeyle çıkacak, görürsünüz.
Yine çikolata. Tamam, okey. Bedenlerimiz birbirine daha da yakın. Böyle çok iyi göremiyorum da. Tamam. Daha az tedirgin davrandığı zaman şirinliği yüzünden yüreğime inecek. Çayın. Yuri çay bardağını bana uzatıyor. Çay bardağını kitabı tutamadığım elimle tutunca kendime odaklanmanın daha da zor olduğu bir durumda buluyorum. Tamam, okey. Göğüslerine dokunmamaya dikkat etmem gerekiyor. Ben tüm bunları düşünürken Yuri dünyadan bir haber. Yuri ciddi bir yüz ifadesiyle kitabına bakıyor. Onun için etrafındaki her şeyin soluklaştığını tahmin ediyorum. Tüm iradımı kitaba odaklanmak için dün burayı bilirsiniz ki bir at yarışı tadında okumuştum ama... Birkaç dakika sonrasında sonda rahatlamayı becerebiliyorum. Tamam. Ya, özür dilerim. Kitabı bıraktık bir anlığına. Aa, şey... Teşekkür ederim, hiç almayayım. Ha, emin misin? Şey... Tamam, çikolata lekesi olabilir. Aa, haklısın. Bunu düşünmedim bile. Özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Bu sefer ben mi özür diledim? Emin misin? Tabii. Şey, o durumda... Yürü, tekrar odaklı komisyona bir tam ağzını atıyorum. Sonra bir başka çikolata parçası alıyorum ve yürüyü uzatıyorum. Kitaptan gözünü ayırmıyor bile. Sadece dudaklarını alıyor. Bu oldukça doğal bir durummuş gibi. Ama bu demek oluyor ki burada duramam. Tamam, yaklaştırdık. Tamam, çikolatayı. Hı? Yuri'nin yüz ifadesi değişiyor muydu öncekinde? Ya, bu çok yakın. Yüzüne bir şey olursa ağzıma, altıma yaparım. Değişiyor muydu yine? Ben daha demin... Şey... Mürsel Jung... Özür dilerim. Sanırım bunu yapmamalıydım. Hı. Yürü derin derin nefes alıp vermeye başlıyor. Ben... Dayanamıyorum. Mürsel Jung. Bizi ayağa kaldırıyor. Çay bardağım devriliyor. Mürsel Jung. Yapma bacım. Aç ışığı. Işığı aç. Aç ışığı. Ben de kestrofobi var bende. Bak, klostro dedin. Bende kestrofobi var, aç ışığı. Kalbim küt küt atıyor Mürsel Jung. Sakinleşemiyorum. Artık hiçbir şeye odaklanamıyorum. Mürsel Jung, kalbimin atışını hissedebiliyor musun? Yürü birden elimi göğsüne bastırıyor. Ya, yapılır mı lisedeki çocuğa bu ya? Ya, lisedeki çocuğa bu yapılır mı Yuri? Bu bana neden oluyor? Aklımı yitiriyormuşum gibi hissediyorum. Engel olamıyorum buna. Bakışlara bak, bakışlara arkada. Okumayı bile istemez hale geliyorum. Ben sadece sana... Bakmak istiyorum. Bakma. Gözünün yanıyım. Bakma bana. Bana öyle. Bakma. Anlayacaklar. Bakma hoş. Ha? Ya, bakma ya. Bakmasın abi bana. Bana bakma.
Makyajlı halin daha güzel. Abi bak bak, şu an çok kötü hissediyorum kendimi. Bakma. Ay Allah belanızı versin. İnşallah yapacağın sesinde, senin de yapacağın bakışında. Abi çok saçma ya. Bundan da korkma yani, anladın mı? Şey, şiirlerimizi paylaşma vakti. Hadi ilk bu sefer Natsuki'ye gösterelim. Al Natsuki. Evet, tam da düşündüğüm gibiymiş. Mürsel'im hadi ama, aptal değilim. Yuri'yle ne kadar vakit geçirdiğini farkındayım. Onu etkilemeyi yazımını geliştirmekten daha çok önemsediğin apıcık ortada. Açık söylemek gerekirse acı nasıl bir davranış bu? Niye bu kulübe katıldın ki Mürsel yok? Of of. Yeni nasıl tükürdüm gördünüz mü? Ay korku, ben de tükürük yaptım. Dilim damağım kurudu vallahi. Ay. Yeni bir yerin gelmesinin herkesin birbirine daha çok ilgilenmesine sebep olacağını düşünmüştüm. Birbirimizi daha da ayırmaya sebep olacağını değil. Yaptığımız şey çok saçma zaten. Bak bugün moralim iyi değil ve şu an pek konuşasım yok. Lütfen git. Ne ya, ne yaptık? Oha, ne ara yeni bölüme başlayalı bir saat oldu. Çok sevgili YouTube, sizlerle buraya kadar gelmiş olalım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu bölümde hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Eğer Twitch yayınlarına gelmek isterseniz de zaten aşağıda açıklamalar kısmında her şeyi bulabilirsiniz. Sizi Twitch'le birlikte çok çok öpüyoruz. Biz devam ediyoruz efendim. Kendinize dikkat edin. Bye bye.